Herkese merhabalar. Burada anlatacaklarımız yatırım tavsiyesi değildir. Yasal uyarıyı okuyalım. Bugün XU100 artı 3.71 ile kapanmış. Hisselere bakalım. Bizim yakın gelecekte çıktığımız hisseler. Bende sadece şu var. Bende şu az çok az bir şey kaldı. Bunları sattım. Bunları sattım. Eşimde de galiba bununla bu var. Şimdi tekrardan bakalım. Şu şekilde bakalım. Bir anormal durum gözükmüyor. Bir yıllık log bakmayalım. Bir yıllık bakalım. Bunlar önemli arkadaşlar. Bir yıllık bak, bu anormal bir şey gözükmüyor. Burada anormal bir şey gözükmüyor. Sürekli para çıkışı olmuş. Yani şöyle bakın, hacim de azalmış. Para çıkışı oluyor, hacim azalıyor ama artık indiremiyorlar. Şuralardan çok büyük destek. Zaten şu siyah çizgi çek. Petkim'e bakalım. Yani büyük hisseler dikkat edin. Petkim'de buradan buraya kadar hemen hemen hiç para çıkamamış. Zaten eksi 10 eksi 10 ya, kimse satamadı. Para da çıkamadı. Pek fazla çıkamadı. Yani çok az bir şey çıktı. Dikkat edin, buradan buraya, şuradan şuraya aslında borsa yükselmiş ama hisseden aşırı derece para çıkıyor. Yani bu nasıl oluyor? İşlemler de azalıyor. Yani adam şöyle düşünün. Mesela bu 7.74'te adam olumlu bir haber pompalıyor. Ne oluyor? 7.75'e, 7.76'ya, 7.77'ye koyuyor. Olumlu hop gelip alıyor, hop gelip alıyor. Ama ne kadar alıyor? Çok azalıyor. Bakın hacime bak, hacime bak. Bu hacime bak. Yani borsanın hacimleri de düştü. 20 binlere, 70 binlerdeydi geçenlerde bir ara. Şuraya bakabilirsin. 70 binlere yükseldi. Burada hacim gözükmüyor. Evet. Ama diğer işte paralı olmadığı için gözükmüyor. Bugün 20 binlerdeydi. Neyse, konumuz o değil. Önemli olan buradaki şeyleri kaçırmamak. Yani şu hacimler, bu hacimler düşüşe işaret. Bu hacim düşüşe işaret. İkinci bir işaret. Bakın buradan yükselmiş ama para çıkmaya devam etmiş. Aslında hisseden para çıkıyor. Yani hisselerin geneline bakacağız biz. Bu şekilde para çıkışan. Bu zaten dibe doymuş. Yani bunun çıksa çıksa nereye çıkar? İsmen de bir kararsızlık var. Çünkü hacim düştü. Bunların satıcıları satarsa yine düşürür. Yani borsadaki hacimler 30 binin üstüne atması gerekiyor. İhlas ev aletlerinde hacim girişi başlamış. Yani yüksek bir alım gelmiş buradan. Tavan yapmış. Geçelim. İstemir. Yani biz bakıyoruz. Burada geneli aşağı yönlü. Vespe bakıyoruz. Bir kararsızlık burada. Naten para girişi olmuş. Yükselmiş hisse. Güzeldir. Vestel. Evet. Evet. Dikkat edin. Buraya kadar şu kadar para çıkmış. Bundan sonra daha büyük para çıkmış ama hisse yükselmiş. Dikkat. Buraya dikkat. Karton yine para çıkışı var. Hisse yükselmiyor. Yani bu ne demek? Hisse buradan yukarı gitmiş ama para çıkışı burada mı? Yani hisseden para çıkıyor ama hisse değeri yükseliyor. Bu tehlikeli bir hareket arkadaşlar. Ne demek bu? Yani adamın elinde çok büyük lotlar var. Yani yukarı yazıyor, yukarı yazıyor. Olumlu bir hava estiriyor. Siz o yukarıdan alıyorsunuz o lotu ama az az alıyorsunuz. Siz küçük olduğunuz için az az. Ama bir gün gelecek, bu adam sert bir şekilde geri kalan büyük kısmını satışa sunduğu zaman bu sefer bu vup diye aşağı, yani bunun gibi bir patlama olacak. Yani o şekilde düşünün. Bakın buralarda para çıkışı gelmeye başlamış. Dikkat edin. Tam burada iyice hızlanıyor. Yani burada para çıkışı belli etmeye başlamış kendini. Yani neyse, geçelim. Deva'ya bakalım. Yani bilinen şirketlere yine para çıkışı var. Bakın burada para çıkışı en dibi vurdu diyelim burada. Ha, yukarı çıktı ama burada para çıkmış. Yani burada şuraya bakın. 26.46'dan 28.90'a kadar yükselmiş ama aynı şekilde buradan para çıkışı artmış. Yani burada para çıkışı, burada da çıkış. Yani bunları hızlı hızlı geçiyorum. Bakın TRED'de de yine para çıkışlar. Yani para, yani şu dibe vurduğu noktayı alıyorum. Oradan aşağıya mı? Evet, aşağıda para çıkışı ama şey, hacim azalmış mı? Azalmış. Çünkü adam satmıyor. Az az satıyor. Olumlu bir hava estiriyorlar. Gelip o lotları alıyor adam. 3-5 lotu, yani parası kadar alıyor tabii. O da parası kadar satıyor. Yani karşıdaki adam daha çok gelse daha çok satacak. Ama daha elinde bir daha var. En son onları bir satışa yığarsa
O zaman artık bu para girişinin, para çıkışının, yani şöyle düşünün. Bakın burada şeye gelmiş, zirveye gelmiş. Para çıkmaya devam ediyor. Daha da hisse artıyor. Bakın burada para düşüyor, çıkıyor artık ama daha hisse artıyor. Belli bir noktadan sonra sert çıkışlar başlayınca belli bir noktadan sonra hisse de düşüyor. Yani artık yani bu noktada şu nokta mesela hissenin pik yaptığı nokta. Dolayısıyla yani burada profesyoneller işi devralıyor. Yani daha çok böyle bilinen hisselere geçelim. Goodie'de bir para çıkışı söz konusu değil, bir stabil. Tekfen'de yine para çıkışı var. Bakın şu şekilde göstereyim. Şuraya gelmiş 18.34, bugün 21. 18'den 21'e kadar düşmüş mü? Para çıkmış mı? Çıkmış. 2. Hacim düşmüş mü? Düşmüş. Bu tehlike. Kardemir'e bakalım. Şurada dip görmüş 8.58'den. Sonra para çıkışı devam etmiş mi? Etmiş. Peki para çıkarken yani hisseden para çıkarken hisse düşmüş mü? Yükselmiş mi? 8.55'ten 9.46'ya gitmiş. Peki hacim düşmüş mü? Yükselmiş mi? Hacim de burada. Hacim giderek azalıyor. Yani adamlar şunu yapıyor. Sert yapsa, şunun gibi bir barlarda satış yapsa böyle hop diye düşecek. Ama öyle bir şey yapıyor ki karşıdan kim geliyorsa ona veriyor ama yavaş yavaş yukarı veriyor. Alanda kazandı zannediyor. Yani alanda bir sonraki alan daha yukarıdan alıyor. Biraz daha biraz daha alanda kazandı sanıyor ama o karşıdan gelen kadarını veriyor eline adam. Yani yarın bir gün çok büyük bir bar verse, şu kırmızılar gibi verse, bu sefer böyle eksi 10'a düşecek yine. Yani dehşete düşürecekler piyasayı. Burada bir kararsızlık var aksada. Ereğli'de de bir kararsızlık var. Yani bu olumlu değil. Yani bir panik havası oluşturduğunda bunlar da aşağı yönelecek. Yani bu olumlu bir şey değil. Yani kararsızlık. Bu da şey yani bir panik havası bekletiliyor. Bana öyle geliyor. Bu doğaçta tam tersi olmuş. Bu para çıkışları artmış. Bu şu an artık geri dönmüş. Tabii hepsinde böyle şişeye bakalım. Ay şişede de aynı. Yani hisse burada 12.32'ye gelmiş. Halen para çıkışı. Oradan 14'lere gelmiş. Yani aslında adam satıyor ama yukarı yazıyor. Öbür adam da olumlu bir hava haber yapıyorlar. O da geliyor yukarıdan alıyor. O arttı diye öbür adam da geliyor yukarıdan alıyor. Ama bunu bir sert satarlarsa şunun gibi olacak. Yani bakın buradan da para çıkmış. Şu noktadayken de yani sen 18.75'teyken de para çıkmış. Ondan sonra nereye kadar çıkmış? 12.24'e kadar 3 bar para çıkmış. Çok sert bir şekilde. O sert şekilde yine para çıkıyor ama hacimler az oluyor. Yani bunu sertleştirdikleri zaman yine böyle çok büyük bir negatifliğe dönebilir. Yani bu insanlar buradan döndü yukarı gidecek hadi bir daha alalım diyorlar ama aslında bu ele verme gibi bir şey oluyor. Mesela burada çok markete bakalım. Bunda da aynı formasyon. Bunda o yok. THY'ye bakalım. Evet. THY'de de aynı formasyon. Tavan yapmış ama para çıkışını engelleyememiş. Yani buradan buraya artış var ama para çıkışı devam ediyor. Yani bunlar kimse, arsa, yani telekom şu şeylere bakalım. Yine para çıkışı aşağı yönlü. Burada para çıkışı yok. Bu farklı. Ditaş farklı. Artı 4 artı 5. Gediye bakalım en son. Bu da şey değil. Cusan. Evet. Yani gördüğümüz gibi şey değil yani. Para çıkışları etkili. Yani çok etkili bir şekilde para çıkmaya devam ediyor. Her ne kadar BIST 100 yani BIST 30 %4 %5 yapıyor gibi görünse de bu sadece bizim için görünen bir şey. Yani biz burada görünen bir şeyle hareket etmiyoruz. Burada profesyoneller oyun kuruyor. Hani dediğim gibi ya buradan yukarı çıkacak ya buradan aşağı inecek. %30 ihtimal çıkacak demiştim. Bir gün önce %70 ihtimal düşecek. Yani buradaki matematiksel hesaplamalar yani büyük hisselere baktığımızda Deva'ya mesela para çıkışı Vestel'e bak para çıkışı. Sonra Tekfen'e bak. Para çıkışı. Yani Garan yazalım. Garanti Bankası'na bakalım. Yani İş Bankası, Garanti Bankası bunlara bakalım. Yani bunlarda da yavaş İş CTR.
Bunlarda da para çıkışı gözlemleniyor. Evet, aşağı doğru bir çıkış gözüküyor bunlarda da. Yani genel anlamda büyük bir maça bakalım. Bir maça bakalım. Genel anlamda burada çok çıkmış. Burada bir frenleme var. Burada bir frenleme var ama panik havası geldiğinde bu freni dinlemeyecektir. Yani bu 60'ların altını görebilir bu. Eğer bu panik havası yaratırlarsa, böyle bir şey oluşursa, Aygaz'a bakalım. Yani Aygaz'da da yani CMTS, yani bizim burada hesapladıklarımız hemen hemen yani gerçekleşme yolunda devam ediyor. Yani bugünden sonra, bugünü de gördükten sonra, yani bunun yukarı gitmesi olasılığı çok daha düştü diye düşünüyorum. Mesela TH'ye bakıyorum. TH'ye bugün tavan ama para çıkıyor. Yani bu ne demek? Adamın deli gibi parası var. Adam para çıkışına rağmen tavan yaptırdı. Yani yukarı yazıyor. Yani şöyle düşünün. Mesela 19.88 değil, 19.20, 21, 20.5, 21, 21.80, 21.2 falan buralara yazıyor. Adamlar da geliyor, az az alıyor, bir şekilde alıyorlar. Ama bu şu değil. Bu hisseye teveccüh oluyor değil yani. Bu hisseden birileri kaçıyor. Ama kaçarken de hisseyi yükselterek satıyorlar. Yani bazı insanlar sattıkça hisseyi düşürür. Düşürdükçe zararıma da olsa satarım, çıkarım der. Bazı insanlar uyanıktır. Yani yukarıdan sattıkça çıkar. Yani karını aldıkça karı alır, daha da kar alır, aldıkça çıkar. İşte bu insanlar öbürlerine veriyor hisseleri. Yarın bir gün onu patlatırlarsa aşağı, o alanlar zarar edecek gibi bir duruma gireceğiz. Yani görünüş, yani bir kişi şu şekilde BIST 100'e bakarsa %3,7 artmış diyecek. Ama benim görüşüm, yani bu artış yani hayra alamet değil. Ama tabii yanılıyor da olabilirim. Bu satanlar fikir değiştirir. Yarın belki alışa geçerler tekrar. Ya ben sattım ama tavandan sattım ama işte şeyi THY'yi. Yok yok, ben bir daha alayım. Daha yüksekten yine alayım. Bekleyeyim, daha da artacak diyebilir. Her şey olabilir. Ama biz bu olasılıkla yatırım yaptığımız için, olasılık hesabı, bizim hesabımıza göre matematik ne der? Bu adamlar bunların eline veriyor, yarın daha çok verip hızlıca sertçe düşürecekler hesabı. %90 bizim içimize doğuyor. %10'u da ya bunlar sahte yapmıyor. Bunlar sattı ama yarın bir daha gelecek, o şey al, daha yüksekten al. O zaman niye satıyor? Yani bugün %5'ten sattı. %10 oldu. Yarın yine %3 açacak. %3'ten bir daha gelecek almaya. Bu mantık olur mu? Çok düşük ihtimal. Evet, herkese iyi günler.